Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Nisan ayı günlük hayatınız, genel sağlığınız, çalışma koşullarınız ve kariyerinizle ilgili konularda içinde bulunduğunuz şartları değerlendirebileceğiniz ve bazı iyileştirmeler yapabileceğiniz önemli etkiler barındırıyor. Evet, ay başında bir yeni ay var. 1 Nisan'da Koç yeni ayıyla başlıyoruz. 11 derece Koç burcunda doğacak yeni ay sizin 12. evinizde. 12. ev konuları daha çok bilinçaltı ile ilgilidir, ruhsal konularla ilgilidir. Yaşamda sizin için aslında biraz da hani dış dünyaya göstermek istemediğiniz, daha geri planda yaşadığınız konularla ilgilidir. Dinlenmek, şifa arayışları, terapiler, manevi çalışmalar, yalnız başınıza yapabileceğiniz her türlü yaratıcı faaliyetler için bu yeni ay enerjisini değerlendirebilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçlarda, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçlarında 11 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay etkileri sizi daha çok ilgilendirecektir. Daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yeni ay ayın 16'sına kadar olan süreçte devrede olacak. Gezegeniniz Venüs 5 Nisan'a kadar Kova burcunda, daha sonra Balık burcuna geçecek. 5 Nisan itibariyle Mars'la Satürn'ün Kova burcunda güçlü bir kavuşumu var. Kran Nahsein denilen sert bir açıdır. Sert bir gezegen kombinasyonudur. Sizin 10. evinizde olacak. Sorumluluklar, iş konuları, kariyer konuları, çalışma koşullarınız, çalışma ortamında üstlerle ilişkileriniz. Buralarda bazı sizi zorlayan, kısıtlayıcı konular olabilir. Üstlerle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Görevleriniz artabilir. Bu anlamda kendinizi biraz daha belki sorumluluklar altında eziliyor hissedebilirsiniz. Daha sakin, daha idareci olmanız gerekiyor. Genel sağlığınıza dikkat edin. Çünkü iş sorumlulukları artabilir ve bu nedenle biraz hani sağlık konularında psikolojik olarak olabilir, bedensel olarak olabilir, zorlanmalar hissedebilirsiniz. Eğer sizi engelleyebilecek bu tarz sağlık sorunlarınız varsa dinlenmek için, şifalanmak için kendinize biraz zaman ayırın. Biraz yalnız kalmak, kısa bir tatil yapmak çok faydalı olabilir bu süreç içerisinde. 12 Nisan'a geldiğimizde gezegeniniz artık Venüs'ün Balık burcundaki ilerlemesi enerjinizi arttırmaya başlayacak. Çünkü Venüs Balık burcunda yücelir. Sizin için de çok güzel bir açıda olacak. Venüs biliyorsunuz bir süredir, birkaç aydır Mars'la birlikte hem Oğlak burcunda hem Kova burcunda birlikte hareket ediyordu ama Satürn ve Plüto gibi iki zor gezegenin de arasında olduğu için enerjisi kısıtlanmıştı. Hayattan aldığımız keyiflerde azalmalar, birazdan enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi Venüs'ün Balık burcundaki ilerleyişi 5 Nisan'dan itibaren sizin yaşam sevginizi arttıracak, enerjinizi arttıracak, yaratıcılığınızı arttıracak ve hayattan aldığınız keyfi de arttıracak. 12 Nisan'da Jüpiter'in Neptün'le büyük kavuşumu var Balık burcunda. Az rastlanan bir gezegen kombinasyonu. 13 yılda bir bu iki gezegen kavuşur ama Balık burcundaki en son kavuşumu 1856 yılında olmuştu. Daha toplumsal bir etki veriyor aslında. Kolektif alanda güçlü etkiler veriyor. Sizin için de oldukça faydalı. 11. evinizde olacak. Geleceğe dair daha umutlu, daha iyimser olabileceğiniz bir süreç. Hayallerinize, dileklerinize odaklanın ve çok güzel fırsatlar çıkabilir size. İlham akışları var. Çevresel koşullarda iyileşmeler, özellikle arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden önemli güçlü yardımlar bu dönemde alabilirsiniz. Sanatla uğraşan boğa burçları, ruhsal ve manevi çalışmalar içerisinde olan boğa burçları ve özellikle kalabalıklar içerisinde, ekip işleri, grup işleri, organizasyonlar içerisinde olan boğa burçlarının destek alabileceği keyifli bir dönem başlıyor. Venüs zaten ayın son günlerinde artık Neptün'e ve Jüpiter'e doğru da ilerlerken bu etkiler daha da güçlenecek. Nisan ayı sizin için şanslı bir ay sevgili boğalar. Ve bunu yılın ayın ikinci yarısında daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. 16 Nisan'a geldiğimizde Terazi burcunun 26 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Terazi Dolunay'ı 6. evinizde meydana geliyor. Dolunay bir dönüşüm enerjisi, bir farkındalık etkisi verir ve Plüto ile de birleştiği için bu Dolunay günlük hayatınız, işte çalışma koşullarınız, iş ve mesleki konularda güçlü etkiler verebilir size ve genel sağlığınız. Sağlık konularını da ihmal etmemek gerekiyor. Aslında bu ay biraz kendinizi dinlemek,
böyle iyileşmek için, dinlenmek için, şifa arayışları içinde iyi bir ay, Nisan ayı. Kendinize biraz izin verin. Sizi zorlayan koşullar varsa, çalışma ortamınızda örneğin kısıtlayan koşullar olabilir, size uygun olmayan işler olabilir, çalışma arkadaşlarınız veya üstlerinizle ilişkilerde zorlandığınız noktalar olabilir. Buralardaki sorunları keşfedip bunları çözmek için, dönüştürmek için önemli bir aydasınız ve iyileşme fırsatları da var. Ayın ikinci yarısından sonra özellikle bu fırsatlar artıyor. Anlaşılmadığınızı düşünüyorsanız kendinizi anlatmak için ve etrafınızdaki kişilerin de hani size karşı empati yapabilmesi ve yardımda bulunabilmesi için de koşullar lehinize gelişmeye başlayacak. Terazi dolunayı herkese aynı şekilde etkilemiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yine öncü burçlarda, terazi, koç, yengeç, oğlak burçlarında 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Lütfen kontrol ediniz. Eğer bu şekilde yerleşimleriniz varsa bu dolunay iş, mesleki konular, genel sağlığınızla ilgili konularda sizi daha fazla etkileyebilir. Ayın son ikinci yarısında sevgi, şefkat, empati, yardımlaşma, arkadaş ilişkileri, romantik konular, tüm bu alanlarda destekleriniz artmaya başlıyor. Evcil hayvanlar, onlarla ilgili konular da devrede olabilir. Yine romantik konular, aşk ve ilişkilerde de çok güzel etkiler oluşmaya başlayabilir. Eşinizle, partnerinizle, sevdiğiniz kişilerle güzel organizasyonlara katılmanız, sanatsal ortamlara katılmanız, davetlere gitmeniz, belki güzel seyahatler, tatiller planlamanız, bunların hepsini bekleyebiliriz aslında. Parasal kazançlar bakımından da ayın 25'inden sonra Venüs'ün artık Neptün'le kavuşması, Jüpiter'e doğru ilerlemesi kazanç alanınızı arttıracak. Yani burada belki beklemediğiniz, hayal ettiğiniz, hatta hayal olarak gördüğünüz bazı kazançları elde edebilirsiniz. Ve ay 30 Nisan'da burcunuzda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla tamamlanacak. Bu güneş tutulması önümüzdeki süreci aslında yılın ikinci 6 aylık dönemini güçlü bir şekilde etkileyecek. Mayıs ayında da gündemde olacak. 10 derece boğa burcunda olacak olan bu güneş tutulması birinci derecede tabii ki boğa burçlarımızı etkiliyor. Özellikle doğum günü 25 Nisan 5 Mayıs arası olan boğa burçlarımız ve yükselenin 10 derece ve yakınlarında olan yükselen boğalarımız için önemli. Güneş tutulması ile ilgili ayrıca detaylı bir video hazırlıyorum. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımda güneş tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız.
hemen size geri dönüş yapacağım.